kuş gibisi yok hayatım. Vallahi tüy gibiyim, tüy. Bülent, yine ne oldu? Sen yine bir gerilmişsin. Yok bir şey Bahadır. Var var, hadi söyle. Niye takıldın yine? Bak şu çocuk mezunu diyorsan, hayatım sana kaç kere söyledim. Yani benim için hayatta senden daha değerli bir şey yok. Takılma artık. Sen bana takıntılı mı demek istiyorsun Bahadır? Hayda, o nasıl yanlış anlamak karıcığım? Yani sen beni yanlış anladın, ben sana hiç öyle bir şey söyler miyim? Yani ben sadece yani böyle bazen incir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri dert ediyorsun. Sonra başın ağrıyor, onu diyorum. Öyle olsun Bahadır. İncir çekirdeğini doldurmasın benim dertlerim. Ona da peki. Kimmiş hayat? Hiç önemli biri değil. Dernekten gereksiz bir kadın. Hadi onu boş ver de kalk yemeğe gidelim. Peki. Gidelim bakalım hayatım. Bu arada harika bir performanstı. Yani ajanstan bir oyuncu çağırsam ancak bu kadar iyi oynayabilirdi. Tebrik ederim. Harika performans. İyi geceler. Sadece bir oyun işte bu. Hatır için oynanan bir oyun. Ayşem, karnın tok değil mi? Aa, kuzu. Ne oldu sana güzel kızım? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, iyiyim ben. Biraz yoruldum. Şimdi bir banyo yaparım, geçer. Ayşem, güzel kızım. Sende bir hal var. Anlarım ben, annenimsin. Gel hele otur şöyle, anlat bakayım ne oldu. Ha? Anne. Ah, kuzum. Ne oldu annem sana? İşe başladığın günden beri bir tuhafsın. Bir gün hüzünlü geliyorsun, bir gün neşeli. Biri mi üzüyor seni orada? Ne oluyor? Ha? Kimse üzmüyor. Ayşem yapma yavrum, ağlama tamam. Sormadım ben sana, hadi ağlama yeter ki. Hay Allah. Abla çabuk olalım. Ablacığım kıyafetlerin tertemiz. Daha öğlen değiştirdik. Niye bir daha kıyafet istiyorsun sen? Çünkü Levent abi de bazen öyle yapıyor. Ne yapıyor? Yemeğe gelmedi. Önce üstünü değiştiriyor. Ben de değiştireceğim. Ya sen neden bu kadar tatlısın acaba? Hadi çabuk olalım. Yemeğe geç kalmam var. Bunu kim söyledi peki? Levent abi söyledi. Ondan öğrendim. Emin ol, aklımdaki son kişisin. Şimdi beni yalnız bırak. Hadi abla, geç kalmayalım. Tamam canım. Bahadır'cığım, yaz gelmeden bizim bahçeyi düzenlememiz lazım. Bir ara seninle seraya gidip çiçek seçelim mi ha? Tabii tabii anneciğim. Golf sahasının orada hatta yeni bir yer açıldı. Ben de önden geçerken gördüm, gider oradan bakarız. Olur. Hülya da gelsin. Gideriz değil mi hayatım? Nesi var? Bugünlerde çok düşünceli. Ben de bilmiyorum anneciğim. Yani bana da hiçbir şey söylemiyor. Sıkıldı galiba. Yani şöyle baş başa bir tatil yapsanız diyorum ha. Haklısın aslında.
İyi gelir. Levent yok mu? Meryem haber vermeye gitti. Birazdan gelir herhalde. Ben de bakayım. Ben de seni çağırmaya geliyordum. Yemeğe katılamayacağım ben. Üzgünüm. Neden? Dışarıda işlerim var. Sonra halledemez misin? Hep birlikte bir yemek yeseydik, değil mi? Ay Melis doğru söylüyor oğlum. Şöyle hep beraber güzel bir yemek yeseydik de ondan sonra gitseydin. Bu akşam ben sizin anne. Aç da değilim zaten. Levent abi. Ablacığım. Ablacığım iyi misin? Daha dikkatli olman lazım. Daha dikkatli. Birden elimden fırladı, affedersiniz. Hep bir bahanem var. Her zaman. Benim artık çıkmam lazım. Çıkmanı istemeyen biri var galiba. Aslında başka zamanda halledebilirim işlerimi. Yaşasın. Şu küçük adama bakın hele. Sen abini mi taklit ediyorsun ha? Abla, çok tatlı değil mi ya? Ya, çok tatlı. Ömerciğim, neden uyumuyorsun? Saat kaç oldu bak? Bana söz verirsin uyurum. Ne sözü? Levent abim yüzünü geç yapacaksın. Söz mü? Peki tamam yapacağım. Ama şimdi uyu olur mu? Kıskanması? Anlamadım. Bence sen Meryem'le Tekin arasında bir şey olduğunu düşünüyorsun ve onları kıskanıyorsun. Saçmalık. Bundan bana ne? Sen Levent abi sevmiyor musun? Hadi yürü hadi. Daha yemeğini yiyeceksin. Nasıl sevilebilir ki? Tek bildiği şey can yakmak.
Ablacığım iyi misin? Şu testi bir yaptıralım. Senin de defterin dürülecek Meryem. Az kaldı. Çok az kaldı. Günaydın. Aa. Nerede bu kız sabah sabah? Ayşe. Günaydın. Ah, günaydın. Sana çiçek topladım. Biraz da yürüyüş yaptım. Canım benim. Çok güzeller. Sen de çok iyi görünüyorsun. Hep böyle iyi ol, değil mi annem? Ben seni mutsuz görmeye hiç alışık değilim. Söz veriyorum bir daha üzülmeyeceğim. Seni de üzmeyeceğim. Seni kim üzdüyse, ne üzdüyse hiç çekinmeden gelip bana anlat, değil mi anneciğim? Merak etme, kimse üzemeyecek artık beni. Benim artık işe gitmem lazım. Tamam, ben de çiçeklerimi suya koyayım. Oh. Meryem haklı. Bitireceğim bu oyunu. Daha şimdiden üzmeye başladı. Sarılmaya seni eve götürmeye gelmedim. Unutacaksın beni. Senin bir annen yok. İstemiyorum seni. Yeter be. Ağlama artık. Hasta olacaksın şimdi. İstemedi beni. Yani birden gördü ya, ondan öyle demiştir. Hadi ağlama artık. Koş uyan! Diyeceğim de o, kalkmışlar bile çoktan. Hadi herkes işe, hadi. Sen kal bugün dilsiz. Şu haline bir fayda gelmez zaten. Ağlamaktan yüzün gözün birbirine karışmış senin. Sabah sabah milletin de tadını kaçırma. Hadi siz oyalanmayın. Hadi işe. Hadi. Hadi. Sen haklıydın Meryem. Bu oyunda sadece benim canım yanacak. Ayşe, iyi misin canım? Ne oldu, niye öyle dedin? Cemil Bey'in annesi geldi. Onunla tanıştık. Sonra akşam yemeğe gittik. Her şey o kadar karıştı ki Meryem, bir bilsen. Bana sevgilisiymişim gibi davrandı. Üstüme titredi falan. Sonra annesiyle beni eve bıraktılar. Bana dedi ki, kast ajansından birini tutsaydım senden daha iyi oynayamazdım. Adamın tek derdi oynadığımız oyun yani. Ben insan mıyım? Benim duygularım var mı belli bile değil. Umrunda bile değil. Ayşe bak, şimdiden canın yanmaya başladı. Giderek daha da üzüleceksin.
Üzülüyorum zaten. Sabah kadar ağladım. Uyuyamadım Meryem. Ah canım ya. Bak giderek bağlanıyorsun bu adama. Lütfen bir an önce bitir şu oyunu. Biliyorum. Bitirmem gerek, haklısın. Zaten annem de bir şeyler olduğunu sezdi. Şirkete gidince ilk işim Cemil Bey'le konuşmak olacak. Ona bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğimi söyleyeceğim. En doğrusu bu Ayşe. Daha fazla uzatmadan bitir artık oyunu. Yoksa daha beter yanacak canım. Şimdi kapatmam gerek Ayşe. Ne olur üzülme, tamam mı? Sonra konuşuruz. Görüşürüz canım. Bunlar sanaymış. Bir bu eksikti yani. Bana mı? Allah Allah. Evet, ben de şaşırdım ama sanaymış. Tekin diye birinden. Buyurun Levent Bey. İki ayrı posta gelecekti. Haberin var mı? Hayır. Meryem sen gördün mü? Postacı geldi mi? Geldiğinde hiç bekletmeden odama getir. Sen yine burada. Asıl sen ne yapıyorsun? Onu konuşalım istersen ha. Mesela şu Cemil denen herifin annesiyle niye tanışıyorsun? Ne? Aptala yatma Ayşe. Cevap ver. Ya o herifin annesiyle ne işin olur senin ya? Ha? Konuşsana kızım. Ya bıraksana şu kolumu. Bir görün olacak. Rezil olacağım şirkete. Yok. Önce sen bülbül gibi uçacaksın. Sonra ben bu kolu bırakacağım zaten, merak etme. Bıraksana şu kolumu, canım acıyor. Kız arkadaşımı niye tuttum sorabilir miyim? Ve tabii ne cürüm? Gel hayatım. Seni eğer bir daha Ayşe'nin etrafında görürsem... emin ol bir daha bu kadar kibar davranma. Sen iyi misin canım? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Sen hala burada mısın? Hadi hayatım, gel gidelim biz. Burası sanki onun evi de çiçek yolluyor bir de. Hayır gönderdiği de çelenk gibi görgüsüz. Gel. Bunlar beklediğiniz postalar galiba. Bırak şöyle. Bir dakika durur musun? Biraz önce mutfakta yaşanan o tuhaf durumun bir daha tekrarlanmamasını istiyorum. İnanın bana da sürpriz oldu. Sürprizler güzeldir, evet. Ama yapılma şekilleri de önemli. Bundan sonra kim sana ne yollayacaksa evine yollayacak. Buraya değil. Bakın benim de haberim yoktu. Gerçekten eğer bilseydim... Tamam. Açıklama yapmana gerek yok. Bir daha tekrarlanmasın yeter. Çıkabilirsin. Acıyor mu? Yani biraz. Buz onu rahatlatır, merak etme. Zaten olmazsa kas gevşetici süreriz, tamamen geçer. Çok teşekkür ederim. Ben de sana teessüf ederim Ayşe. Ya madem bu adam senin sürekli peşinde, seni tehdit ediyor, bunu bana daha önce niye söylemedin? Bu kadar abartacağını düşünmemiştim. Yani konuşur çözerim sanmıştım ama her geçen gün biraz daha delirdi. Böyledir bu tipler. Ancak kadınlarla çocuklara güçleri yeter. Karaktersiz herif.
Bundan sonra eve tek başına gitmek yok. Ben bırakacağım seni, tamam mı? Tamam, sağ olun. Defa olmaz. Yalnız dün gece nasıldım? Gaf üstüne gaf yaptım. Ya hele anneme seni tanıdığımı ispatlayacağım diye Zerrin dedim. Zerrin nereden çıktıysa öyle birini de tanımıyorum ha. Yalnız Safiye bak, öğrenmiş oldum böyle bir şey. Ben de rezil ettim. Bir de size yemeğin ortasında Cemil Bey dedim. Anneniz öyle şaşırdı kaldı. Öğreneceğiz. Yavaş yavaş. Yalnız şunu anladım, oyunculuk zor zanaat bir şey abi. Sen burada dinlen biraz. Benim çok önemli bir işim var. Hayırdır Cemil Bey? Bana bak, şu tasmalı itine sahip çık. Eğer bir daha Ayşe'ye zarar vermeye kalkarsa var ya hapsi boyar. Duydun mu beni? Bir dakika, bir dakika. Alevlenme, bir sakin ol. Sakin makin olmuyorum. Sizin ne menem adamlar olduğunuzu çok iyi biliyorum. Siz bir sokak çetesi olabilirsiniz, evet. Ama burada sökmez. Burası sizin mahalleniz değil, karıştırma. Ama sen bir yavaş ol bence. Hem senin gibi bir avukata yakışıyor mu böyle çete mete falan, ha? Ayrıca hani bunun gibi böyle tartışmalar ayakta çözülmez. O yüzden geç şöyle, bir konuşalım bakalım neymiş derdin. Sağ ol, iyiyim ben böyle. Şu Doğan'ın adamın var ya senin, Ayşe'yi sürekli tehdit ediyor. Az önce de kapıda sıkıştırırken gördüm kızı. Doğan mı yapmış? Bizim Doğan. Evet, sizin Doğan. Ya Doğan, Allah Allah. Lan hiç böyle terbiyesizlikler yapmaz da, hele bir hanımefendiye. Hayda. Sen güzel canını hiç sıkma, ben hallederim, tamam? Bir zahmet. Ulan Doğan. Ama sen dur. Melis, hadi. Şimdiye kadar çoktan haber vermesi gerekiyordu. Alo? Abla. Evet Melis, konuşsana. Ömer Levent'in oğlu. Ne? Efe'ymiş. Öldü zannettiğimiz çocuk başından beri burnumuzun dibindeymiş. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi peki? Bak, önce sakin olmamız lazım, tamam mı? Sakin olmazsan hata yaparız. Hem ben her şeyi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Sen hiç merak etme. Tamam Melis. Abla? Abla. Abla cevap ver. Bak korkutuyorsun beni. Orada mısın? Buradayım Melis. Buradayım. İyiyim. Bir şey yok. Tamam. Bak ben hemen geliyorum. Tamam mı? Gelince oturur, konuşur, bir karara varırız. Ama ben gelene kadar lütfen sakin ol. Olabildiğince odadan dışarı çıkma. Kimseyle konuşma, olur mu? Tamam. Bir an önce gel Melis. Bekliyorum. Thank you.
kesinlikle olamaz. Ömer, Efe olamaz. Ne oldu sana? İyi görünmüyorsun. Birinden mi korktun sen? Ha? Of Kudret, hiç sırası değil. Of! Açma telefonu sen, açma. Dünya kaç bucak göstereceğim sana. Açma. Alo. Merhaba hanım. Bana bir daha çiçek yollama, olur mu? Niye? Beğenmedim onu. Su iç, kendine gelirsin. Şimdi de teşekkür faslı başladı galiba. Şaka kaldıracak durumda değilim. Söylediklerimde ciddiyim, lütfen. Tamam. İyi, tamam. Göndermeyiz bir daha, olur biter, tamam. Ömer. Ne oldu ablacığım, iyi misin? Öncelikli görevin çocuk demiştim sana. Ama görüyorum ki sözlerim çok ciddiye alınmamış. Bir şeylerden korkmuş. Bana söylemiyor. Belki sana söyler. Ablacığım. Ablacığım. Ne oldu sana, neyden korktun? Yine böcek falan gördüğünü mü sandın? Allah Allah. Gel bakayım. Bu ara sen çok korkar oldun. Bir şey de anlatmıyorsun. Gel bakalım, gel ablasının bir tanesi. Neriman! Neriman! Ne oldu ki abim? Doğan nerede? Bilmiyorum, buralarda da nerede olsun? Neredeyse bul getir hemen. Tamam, tamam. Ben buradayım abi, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Gel, gel. Ne oldu ki abi? Seni bir daha Ayşe'nin etrafında görürsem ya da ona rahatsızlık verdiğini duyarsam bu tokadı onunla ararsın. Daha beterine hazırlıklı ol. Benden söylemesin. Belliydi. Abla sözü dinlemedin. Sana kaç kez şu kızın uzak dur dedim sana. Uzak dur. Eğer ben de doğansam burnundan fitil fitili getireceğim seni. Sen dur. Dur. Bekle ve gör. Meryem. Seninle konuşmam... Dinle.
dinle beni. Acil buluşmamız lazım babanla ilgili. Neredesin? Tamam. Ayrılma oradan. Geliyorum. Bekle. Nefes alamıyorum. Hiç nefes alamıyorum. Neredesin Melis? Sana çok ihtiyacım var. Allah kahretsin. İyi günler. Buyurun. Birine mi baktınız? Evet evet, birine bakmıştım. Metehan oğluna bakmıştım. Benim. Siz kimsiniz? Size kendimi şöyle tanıtayım. Siz bahçe için geldiniz öyle değil mi? Hanımefendi ben... Levent'ciğim. Biz bahçeye yeni bir peyzaj uygulatmayı düşünüyorduk. Ulvi annemle de bunu konuşmuştuk. Bir şirketi aradım sağ olsunlar. Arkadaşı göndermişler. Ben size öncesinde bir bahçeyi gezdireyim. Özel birkaç isteğim olacak da. Buyurun gidelim. Buyurun. Bana çok tanıdık geldiniz. Öyle mi? Ben sizi daha önce hiç görmedim. Benzettim o zaman. Tabii ya, insan insana benzer, öyle değil mi? Bu kadar önemli konular varken bahçeyi de düşünmen enteresan Hülya. Levent'ciğim, birilerinin de bu işleri düşünmesi lazım, öyle değil mi? Öyle diyorsan öyle olsun. Size kolay gelsin. Sağ ol. Doğrusu güzel bahaneydi. Helal olsun. Gelsene sen şöyle. Ne yapmaya çalışıyorsun sana? Amacın ne? Her şeyi mahvetmek mi? Yürü. Hadi söyle ne söyleyeceksin? Bak konağa dönmem lazım. Biliyorsun ki çalışıyorum. Doğan susmak için mi çağırdın beni? Bak babamla ilgili konuşacaksın diye geldim ben biliyorsun. İyi yaptın Meryem, sağ ol. Tamam hadi dinliyorum. İyi konuşmayacaksın madem gidiyorum ben. Tekin'le ilgiliydi. Tekin sana... oyun kurdu. Ne oyunu? Doğan söylesene ne oyunu? Şu dövdüğümüz adam vardı ya. Hani Durmuş'tan şikayetçi olan. İşte o adam Durmuş'tan falan şikayetçi değildi aslında. Hepsi Tekin'in dalaverisi. O tezgahladı. Aklı sıra seni elde edebilmek için yalan söyledi işte. Oyun kurdu. Ne?
Sen nasıl gelirsin buraya, nasıl? Yaptığının ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu farkında değil misin? Adam acıdım biliyor musun? Gencecik adam 5 yılda çökmüş. İşin en trajik tarafı da onları bunu yaşatanla aynı evde yaşıyor olması. Aslında düşündüm de adamın bunlara bilmeye hakkı var yani. Çocuğunu kimin kaçırdığını, karısını kimin öldürdüğünü bilmeye hakkı var. Sen canını mı susadın be? Ben parasının peşinde koşan sadece bir zavallıyım. Ne yaptıysam ekmek parası için yaptım. Ya sen? Sen ne için yaptın? Sen parasını alıp işini beceremeyen gerizekalının tekisin. Gerizekalı olmasaydın buraya kadar gelmezdin. Bir an önce bu aptallığa son verip buradan defol git. Yok, paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Ya gider paramı getirirsin ya da gider o sevgili kayınbiraderinle konuşurum. Paranı hazırlayınca sana haber vereceğim. Patlama! Ayrıca bana böyle blöf yapıp da durma. Levent sanki öğrenince o çok istediğin parayı nasıl alacaksın acaba, çok merak ediyorum. Sana blöf blöf yapmıyorum. Anla artık bunu. Az önce gelmeseydin her şeyi söylemiştim. Ha, paramı hazırlayacağım diyorsan oğlum, sana bir şans daha vereyim. Ya parayı avcunun içine sayarsın ya da Metehanoğlu ailesi senin ne dolaplar çevirdiğini öğrenir. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim bu oyun bitsin diye? Yeter artık, sevgili rolü yapmak istemiyorum diye nasıl diyeceğim? Doğan bir daha seni rahatsız edemeyecek Ayşe. Eğer ederse de direkt polise gideceğiz, şikayetçi olacağız, tamam mı? İçin rahat olsun artık, takma kafana. Öyle mi? Evet. Ben gereken her şeyi hallettim. Sen pek sevinmedin galiba. Yo, çok sevindim. Sevinmez olur muyum? Sadece aklımda başka bir şey vardı da. Cemil Bey, benim size söylemem gereken bir şey var. Evet, seni dinliyorum. Ben... Ha, Meryem kızım, Olivia Hanım kağıt havlu istemişti. Gitmişken de sıvı sabunu bitmişim, ona da bakıver. Meryem kızım, sen iyi değilsin. Ne oldu, birisi bir şey mi söyledi? Aysel abla, bugün alışverişe gidilecekti değil mi? Biraz sonra Yaşar gidecek. Ama sen böyle niye? Tamam, ben gideyim. Hemen gider gelirim, ne olur ben gideyim. Senin bir sıkıntın var galiba. Gel şöyle bakayım, bana bir anlat. Hadi gel. Yok, ben hemen alışverişe gideyim. Liste buydu değil mi? Tamam da Yaşar gidecek dedim ya kızım, bak hoş olmaz. Böyle ikide bir izin almak filan. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl buraya gelirsin gerizekalı? Gel. Kuru temizlemeden elbiseleriniz geldi Hülya Hanım. O adam bahçeyi düzenlemek için mi geldi? Sana ne Aslı? Üzerine vazife olmayan şeylere sakın burnunu sokma. Ben öylesine sormuştum. Sorma Aslı. Öylesine, böylesine, nesine olursa olsun sorma. Daha ne dikiliyorsun orada? Hadi işinin başına. Çık dışarı. Dinliyorum. Ben... Evet, sen. Bir türlü söyleyemediğine göre önemli bir şey olmalı. Ben şey diyecektim. Odanızda bir dosya bırakmıştım incelemeniz için. İncelediyseniz alabilir miyim?
Nasıl yani? Bu muydu söyleyeceğin şey? Evet. Siz bana fotokopi çekip arşive koyalım demiştiniz. Ben çektirmeyi unuttum. Şimdi de çekip arşive koymak istiyorum. Tamam, tamam. Sıkıntı değil. Dert ettiğin şeye bak. Hemen gelip alabilirsin hatta yani. Of, yine söyleyemedim.